Kendi kulaklarınla duydun kızım. Erkek erkeği her zaman savunur. Bunu unutma. İlk kural bu. Bu hamilelik seni bayağı bir feminist yaptı Zeynep. Yaptı evet. Kadın olmanın anlamını yeni kavruyorum ben. Sen doğurabiliyor musun bebek? Buranda taşıyabiliyor musun? Ya adam bana kahve aldırdı. Sonra odasına bile sokmadı. Canı bir şey isterse çağrı atarmış. Oo. Yeni Arslanzede belli oldu. Arslanzede mi? Daha dur bakalım bunlar ne ki? Daha sana kadın iç çamaşırı aldıracak. Çiçek siparişi verdirecek. Ha bir de mafyaya bulaştıracak. Afiyet olsun. Ha merhaba. Yemeğe inerken seni aradım ama bulamadım. Ha, ciddi misin? Hastamlaydım. Sen Ahmet'tin değil mi? Evet. Sen de Duygu. Evet. İlk günümüz hayırlı olsun. Siz de bu grubun en kıdemlilerisiniz değil mi? En kıdemlimiz Zenan'dır. Ben geçen sene geldim. Adım Murat bu arada. Memnun oldum arkadaşlar. Benim yardımınıza ihtiyacım var. Nasıl bir yardım? Aslında yardım bile değil. Yani eğlence. 10 dakikalık bir gösteri için konferans salonuna geleceksiniz. Hepsi bu. Ne gösterisi bu? Kim yapacak? Onu söyleyemem. Ama bunun hayırlı bir iş olduğuna garanti verebilirim. O kişi için bu çok önemli. Ya sadece 10 dakika. Hı? Olur. Harikasın. Diğer asistanları da çağırırsınız değil mi? Yeniyim diye beni pek ciddiye almıyorlar. 4 seyirci de biraz az. Bir şey daha istersen vazgeçeceğim. Tamam, bu kadar. Afiyet olsun. İnşallah gerçekten bir hasta için toplanmışızdır. Ne olacak ki başka? Ne bileyim. Bir eşek şakası falan hazırladıysa elimden kurtulamaz. Hazır mısın? Evet. Heyecandan yerimde duramıyorum. Başlayalım mı o zaman? Hı-hı. Olamaz. Çiçek bu. Levent Bey'in hastası. Elinde derin yerleşimli koca bir tümör vardı değil mi bu kızın? Evet. Bu çılgınlık. Çok dinç görünüyor. Delirdin mi sen? Hemen durdur bu işi. Hayır. Çiçeğin ne kadar mutlu olduğunu görmüyor musun? Her an herniyasyona girip şuuru kapanabilir ya da nöbet geçirebilir. Yatağında yatarsa da bunlar olabilir. Ama yatağında olursa düşüp bir yerini kırmaz. Ve müdahale edebilmemiz için uygun bir ortamda olur. Bırak şunu. Çiçeğin buna ihtiyacı var. Hastanın morali en etkili ilaçtır. Bana bak. İlk günden böyle şov yaparak göze girmeye çalışıyorsan boşa uğraşma. Ben işimi yapıyorum. Bu aptal. Bak yoktu bile ve her şey yolunda. Çiçek iyi görünmüyor. Çiçek iyi misin? Her yer kapkaranlık oldu. Hiçbir şey göremiyorum. Tamam sakin ol, biz buradayız. Sakin ol yavaş. Göremiyorum. Bir eğitim hastanesinin başhekimi olarak en önem verdiğim konulardan biri asistan cerrah ilişkileri. Çünkü her zaman şefleriyle yakınlaşmak ve bu sayede bazı imtiyazlar elde etmek gayretinde olan asistanlar vardır. Torpil söylentilerine yol açacak yakınlaşmalardan kaçınacağınıza zaten eminim. Yine de girin. Fikret Hanım, bu sabah işe başlayan asistanınız Duygu Hanım var ya. Duygu mu? Evet. Sorun nedir? 3004'teki beyin tümörlü hastasına dans gösterisi yaptırmış. Ve hastada görme sorunu gelişti. Çiçek mi? Evet Levent Bey. Zuhal Hanım izninizle. Başın büyük belada arkadaşım. Savunmanı hazırlasan iyi edersin. Dans ettiği için kör olmadı.
Kızın üstüne gitmeyin. Bu sonuçta tümörün yayılmasıyla alakalı bir şey. Bunu Fikret Hoca'ya ve Levent Bey'e anlatırsın. Fikret Hanım, bakın anlatabilirim. İyi misin Çiçek? Sakin ol canım. Neden yaptın bunu? Çiçeğin morale ihtiyacı vardı çünkü. Çiçeği hemen yukarı alalım. Göz dibi ve görme alanı muayenesi yapılsın. Murat. Hocam bakın anlatabilirim. Sen böyle bir şeye nasıl cüret edersin? Bu ne sorumsuzluk? Ha? Bu ne başına buyrukluk? Şefinden ve sorumlu cerrahtan habersiz nasıl böyle bir şeye kalkışırsın? Zuhal Hanım, asistanların eğitiminden ben sorumluyum. İsterseniz... Fikret Hanım. Bu asistanın aklı başına gelene kadar ameliyatlardan men edilmesini ve yorgunluktan ölene kadar her gün nöbet tutmasını istiyorum. Gerekirse... Zuhal Hanım, lütfen izninizle gerekli cezayı Fikret Hanım, lütfen dediklerimi sorgulamak yerine uygulamaya geçin. Bu asistana bu ceza az bile. Abla yeter. Çiçeği ben kör etmedim. Abla mı? Size abla mı dedi? Başhekim ablan mı? Anlaşılan bu yıl çok eğlenceli geçecek. Bütün o şımarıklığının sebebi anlaşıldı. Başhekim ablasıymış, daha ne olsun? Ne olmuş ablasıysa? Nasıl fırçaladı kızı, görmediniz mi? O fırçalama işin şov kısmı. Torpil yapmıyorum demek istiyor. İstediği kadar öyle desin. Öz kardeşi. Gerektiğinde her türlü kollayacağından adım gibi eminim. Uzmanların asistanlarla yakın ilişki kurmaması gerektiğini söylüyor ama... asistanlardan biri kendi öz kardeşi. Olacak iş değil. Anlaşılan yeni şefle epey bir çatışacağız. Size kadından başhekim olmaz demiştim. Ne ilgisi var Arslan? Aslan Bey... Şimdiden kadın duygusallıkları meselemiz oldu. Daha ne olsun? Görmüyor musunuz? Arkadaşlar, abartmayın. Zuhal kardeşini kollamadığını ve kollamayacağını yeterince açık bir şekilde ortaya koydu. Çiçeğin ailesi olayı nasıl karşıladı? Üzgünler tabii ki. Ama bu dans olayının görme kaybıyla ilgisi yok. Dans olayının sadece asistanın başına buyrukluğuyla ilgisi var. Kızın sıkı bir disipline ihtiyacı var. Bu konuda senden iyisini tanımıyorum Fikret. Eminim yakında onu bir muma çevirirsin. Gel. Beni çağırtmışsın. Siz. Hastanedeyken bana siz diye hitap edeceksin. Diğer asistanlar benimle nasıl konuşuyorsa sen de öyle konuşacaksın. Sana dün gece tembih etmedi mi ben bunları? Ne istiyorsunuz sayın başhekimim? İlk dakikadan bütün otoritemi sarstın. Yetmezmiş gibi tümörlü bir hastaya gösteri yaptırarak kendini herkese reklam ettin. Tek bir hataya dahi tahammülüm yok Duygu. Anladın mı? Aklını başına topla. Yoksa hayatı zindan ederim. Abla, madem beni ille kendi çalışacağın hastaneye aldırdın, bu durumlara da alışacaksın o zaman. Ben buyum. Duygu, işinin başına dön ve İsmet Hanım ne söylüyorsa onu yap. Anladın mı? İsmet değil, Fikret. Her ne haltsa çık hadi. Çık. Anne, ağladığını duyuyorum. Ağlama lütfen. Görme alanının sonuçları geldi mi? Evet. Ayrıca göz dibi muayenesinde bilateral papilödem mevcut. Tümör göz sinirlerine baskı yapmaya başlamış. Bu da büyümenin devam ettiğini gösteriyor. Peki düzelme ihtimali var mı? Baba, düzelme ihtimali falan yok. Ya Levent Bey'in tedavisine izin vereceksiniz ya da ben öleceğim. Böyle acı çekerek, her gün bir şeyleri kaybederek. Kabullenin artık. Tamam. İzin veriyor musun? Başka çaremiz yok ki hanım. Yok. Virüs müdür nedir? Ne gerekiyorsa yapın doktor bey. Babacığım, göreceksin bak, işe yarayacak. Ben Levent Bey'e güveniyorum. Zenan, saat başı çiçeğin vital bulgularını kontrol etmeni istiyorum.
Yarın virüsü enjekte edeceğiz. Ailenin onay vermesine çok sevindim Levent Bey. Sayenizde çiçek kurtulacak. Umarım. Bu arada ben olanlar için özür dilemeyeceğim. Çünkü çiçeğin buna ihtiyacı vardı. Ve yaptığım şeyi savunmaya hazırım. Gerekli cezayı aldığına göre savunma almama gerek yok. Bence cerrahlık böyle sanatçılık gibidir. Yaratıcı olmayı, yeni bakış açıları görmeyi ve cesur olmayı gerektirir. Yani ben böyle düşünüyorum şahsen. Bence siz de böyle bir cerrahsınız. Sanatçı cerrah yani. Hastalık karşısında yılmayan, yeni tedavi olanakları arayan, asla vazgeçmeyen doktorlara hayranımdır. Ama birçok cerrah... Duygu. Çalışmalarımı takdir ettiğin için teşekkür ederim. Yarın sabah görüşürüz. Tabii. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.